Badminton nedir? Badminton oyunu kas tüyünden yapılan bir top ve de oyuna özgü raketle oynanan bir spor dalıdır. Badminton sporu dünyanın top ile oynanan en hızlı oyunudur. Topun hızı 300 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Badminton raketi ve topu özellikleri nelerdir? Badminton raketi tenis raketine göre daha hafif ve ince bir yapıdadır. Badminton raketi ölçüleri ise, uzunluk 68 cm iken genişliği ise 23 cm'ye kadar olabilmektedir. Badminton topu tüy top olabildiği gibi sentetik malzemeden üretilmiş bir top da olabilir. Topun tabanına sabitlenmiş 16 tüy bulunacaktır. Tüyler, tüylerin uç kısmından topun tabanının üst noktasına kadar ölçüldüğünde, 62 mm ila 70 mm arasında eşit uzunlukta olacaktır. Tüylerin uçları, yarı çapı 58 mm ila 68 mm olan bir daire üzerinde duracaktır. Tüyler, iplik veya uygun başka bir malzeme ile sıkıca tutturulacaktır. Tabanın yarı çapı 25 mm ila 28 mm olacak ve üst kısmı yuvarlak olacaktır. Topun ağırlığı 4.74 ila 5.50 gram olacaktır. Badminton saha ölçüleri nelerdir? Genişlik teklerde 5.18 metre, çiftlerde ise 6.10 metredir, teklerde servis atış alanı çiftlerdekinden daha uzundur ve arka dip çizgiye kadar gider. Sahayı iki eşit parçaya ayıran filenin yüksekliği 155 santimdir. A gözenekleri 1.5-1.7 santim kadardır. Ağı geren direkler oyun alanı içine dış sinir çizgilerinin üzerine dikilmelidir. Badminton nasıl oynanır? Oyunda saha seçimi ve maça başlayacak olan kişi yazı tura atışı ile kararlaştırılır. Kura'yı kazanan sporcu sahanın çizgilerle belirlenmiş sağ köşesinden servis atışı ile başlar. Badminton'da amaç topu file üzerinden karşı rakip alanın içerisindeki zemine düşürmektir. Servis atan sporcunun topu bel seviyesini aşmamalıdır. Servis atan sporcunun sayısı çift ise servis sağ taraftan, tek ise sahanın sol tarafından kullanır. Örneğin 1, 3, 5 sayısında olanlar servisi soldan, 2, 4, 6 gibi sayıda olanlar ise servisi sağ taraftan kullanır. Servis atışının sahanın çapraz tarafına yapılması gerekmektedir. Bu nedenle rakip karşı çaprazda bekler. Servis atıldıktan ve karşılandıktan sonra topa her noktadan vurulabilmektedir. Badminton kaç set üzerinden oynanır? Badminton'da setler 21 sayı üzerinden oynanır. Skor 20-20 olduğunda bir sporcu diğerine 2 sayı üstünlük sağlayana kadar müsabaka devam eder. Fakat toplam skor 29-29 olduğunda, 30. sayıyı ilk alan taraf oyunu kazanacaktır. Setlerin bitimde sahalar değişir, seti kazanmış olan sporcu bir diğer sete başlama hakkına sahiptir. 2 set kazanmış sporcu maçı kazanmış olur. Setler bit 1 ise, son set oynanırken 11 sayıya ulaşıldığında sahalar değiştirilir. Badminton'da molalar. Set içinde herhangi bir takımın sayısı 11'e ulaştığı zaman 60 saniye, set aralarında 90 ya da 120 saniye molalar verilir. Mola uygulamaları şampiyonaya göre farklılık gösterebilmektedir. Badminton'da çiftler müsabaka kuralları. Servis atan tarafın oyuncusu, servis atan taraf sayı almadığında ya da o oyunda çift rakamlı bir sayı aldığında sağ servis kortundan servis atacaktır. Servis atan tarafın oyuncusu, servis atan taraf o oyunda tek rakamlı bir sayı aldığında sol servis kortundan servis atacaktır. Servis karşılayan tarafın en son servisi atan oyuncusu, en son servis attığı aynı servis kortunda kalacaktır. Tersi durum, servis karşılayan oyuncunun eşi için de geçerli olacaktır. Servis atan oyuncunun karşısındaki servis kortunda çapraz olarak duran servis karşılayan tarafın oyuncusu, servis karşılayan oyuncu olacaktır. Oyuncular, kendi tarafları servis atışı yaparken, bir sayı kazanana kadar servis kortlarını değiştirmeyeceklerdir. Sıradaki servis, öngörülenin dışında, servis atan tarafın skoruna tekabül eden servis kortundan atılacaktır. Kort üzerinde oyun ve pozisyon düzeni.
Bir rallide, servis geri döndükten sonra, top oyun dışı kalana kadar, isteğe göre servis atan tarafın oyuncusu ya da servisi karşılayan tarafın oyuncusu tarafından, filenin söz konusu oyuncu tarafındaki herhangi bir pozisyondan topa vurulabilir. Puanlama ve servis atışı. Servis atan taraf bir ralliyi kazanırsa, servis atan taraf puan kazanacaktır. Servis karşılayan taraf bir ralliyi kazanırsa, servis karşılayan taraf puan kazanacaktır. Sonrasında ise servis karşılayan taraf yeni servis atan taraf olacaktır. Servis atış sırası. Herhangi bir oyunda, servis atış hakkı sırasıyla. Doğru servis kortundan ilk servisi atarak oyunu başlatan oyuncudan. İlk servisi karşılayan oyuncunun eşine. İlk servisi atan oyuncunun eşine. İlk servisi karşılayan oyuncuya. İlk servisi atan oyuncuya vs geçer. Hiçbir oyuncu sırası gelmeden servis atmayacak veya servis karşılamayacak ya da öngörülenin dışında aynı oyun içinde ard arda iki servis karşılamayacaktır. Kazanan tarafın oyuncularından biri bir sonraki oyunda ilk servisi atabilir ya da kaybeden tarafın oyuncularından biri bir sonraki oyunda ilk servisi karşılayabilir. Servis kortu hataları. Bir oyuncu sırası gelmeden servis atmışsa ya da servisi karşılamışsa, ya da yanlış servis kortundan servis atmışsa ya da servisi karşılamışsa servis kortu hatası yapılmış olur. Bir servis kortu hatası fark edildiğinde, hata düzeltilecek ve mevcut skor değişmeyecektir. Hangi durumlarda LET, servis tekrarlanması, durumu olur? Oyunu durdurmak amacıyla gözlemci veya bir oyuncu tarafından, eğer gözlemci yoksa, LET duyurusu yapılacaktır. Servis atan oyuncu, servisi karşılayan oyuncu hazır olmadan servis atarsa. Servis esnasında, servisi karşılayan oyuncu ve servis atan oyuncunun her ikisi de hata yaparsa. Servis geri döndükten sonra, top fileye takılırsa ve filede asılı kalırsa ya da fileyi geçtikten sonra fileye takılırsa. Oyun esnasında, top parçalanırsa ve taban tamamen topun geri kalanından ayrılırsa. Gözlemcinin, bir koç tarafından oyunun bölündüğünü ya da bir karşı taraf oyuncusunun ilgisinin dağıtıldığını düşünmesi durumunda. Bir çizgi hakemi pozisyonu göremediğinde ve gözlemci karar veremediğinde ya da herhangi bir beklenmedik ya da rastlantısal bir durum ortaya çıkarsa meydana gelecektir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.